İstanbul'da yüksek deprem riski nedeniyle rezerv yapı alanı ilan edilen araziler ranta açıldı. Üzerlerinde plaza, rezidans ve lüks konutlar yükseliyor. Son 11 yılda 130 alan bu kapsama alındı efendim. 59'una imar izni çıktı. 37'sinde çalışmalar başladı. Görünürde deprem için ayrılan rezerv alanı adı altında araziler ranta kurban gidiyor. Gelin İstanbul'daki 38.548 hektar olması gereken o arazilere bir de yakından bakalım. Deprem toplanma alanlarını, zemini güvenli arazileri önce rezerv yapı ilan ettiler, ardından imara açtılar. Sonra o alanlara en az 40 katlı plazalar inşa edildi. Ne yazık ki İstanbul depreme bu adımlarla hazırlandı, hazırlanıyor. Yüksek riskli deprem için alınmayan önlemlerin sonucu rantta çıkıyor. Rezerv yapı alanı, afet ve riskli alanlarda yaşayanların kamu desteğiyle taşınacakları güvenli alan. Mega kentte 2012 yılından bu zamana tam 130 alan bu kapsama alındı. 59'u için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı imar izni verdi. 20'si lüks konut projesi olmak üzere 37'sinin inşaatı yükseliyor. Bir de bu yapılara yakından bakalım. O alanlardan biri de Göktürk Kemerköy. İstanbul Avrupa yakasının en büyük deprem toplanma alanı olarak biliniyordu. Ancak bakanlık tarafından rezerv yapı alanı ilan edildi ve gördüğünüz üzere burada inşaatların temeli atılmaya başladı. Bu gördüğünüz, ekrana getirdiğimiz görüntü ise birim maliyeti 3,5 milyon dolar olan bir villanın inşaatı ve bu alanda tek de değil. Demirören Holding, Ziraat Bankası'ndan çektiği krediyi ödemeyince ipotek gösterdiği arazilere el konuldu. Ardından devreye bakanlık girdi. Alanı rezerv yapı adı altında imara açıldı. Emlak konut gayrimenkul ortak yatırımla arazide konut inşası için çalışmalar başladı, yargıya gidildi. Fakat çıkarılan yürütmeyi durdurma kararları iptal edildi. İnşaat süreci hızlandı. Alan rezerv yapı alanı, burada sıkıntı yok. Konut inşaatı da normal. Ama Kemerköy'de aksi bir durum yaşanıyor. Birim maliyeti 3,5 milyon dolar olan villalar yapılıyor. Sosyal konut değil. İmara açılan yerler dar gelirliler için yapılmıyor ki. Dar gelirli vatandaşlarımız şehrin çeperlerine atılıyor. Bir orman iki lüks konut için yok oldu. Adres yine Göktürk. Deprem toplanma alanı şantiye alanına döndü. İnşaat alanı derenin hemen yanı. Zeminde sıvılaşma var. İddia bu yönde. Halka açılması gereken yerler maalesef lüks konutlar yapılarak bu şekilde özellikle üstüne rezidans, altına da otopark, işte dükkan yapılarak bir takım değişik bir yapılanma maalesef her tarafı sardı. Eyüp Sultan Belediyesi CHP Meclis Üyesi Filiz Gökçe rezidansların yapımının izin sürecini anlattı. Önce gece kondulaştırıldı, sonra onlara imar barışı verildi, imar affı verildi, oraya bir takım evler yapıldı. Sonra da dendi ki bunlar zaten orman baskını yitirdi, artık imara açalım dendi. Siyasilerle işbirliği içinde bu alanların tamamı imara açıldı. 25 milyonluk da nüfus var, takdiri ben gücü halkımıza bırakıyorum. 25 milyonluk nüfus var, burası bir ülke ve kalan sadece dörtte bir. İstanbul rezerv yapı alanı kapsamında en az 37 arazide aynı manzara var. Zeytinburnu Eski Nakliyeciler Sitesi, Çekmeköy Askeri Alan, Beşiktaş Dikimevi, Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki lüks konut projeleri aynı kapsamda yapılan rezidans ve lüks konutlardan birkaçı.